Euro'nun Türkiye'de 35 TL olmasını ele alacağız. Bu yükseliş yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için bir avantaj mı? Vatandaşımızın parası, yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın parası Türkiye'de daha mı değerli hale geldi? Satın alma gücü arttı mı? Bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Meslektaşım, değerli büyüğüm, gazeteci Recep Eser'le. Recep abi hoş geldin. Hoş bulduk Fatih'ciğim. İyi yayınlar. Selamlar sevgili izleyicilerimize de. Sağ olasın, teşekkür ederim. Ne diyorsun abi? Şimdi bu 35 TL olması özellikle bizi ana vatanımız Türkiye'den izleyen vatandaşlarımızda şöyle bir algı oluşturuyor. Gurbetçinin parası 35 TL oldu, yaşadınız diyor. Sence öyle mi? Gurbetçi zengin ne demek? Evet, gurbetçi zengin oldu mu? Gerçekten gurbetçilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız artık zengin mi? Euro bazında kazancı olan gurbetçilerimiz tabii öyle düşünüldüğünde Türkiye'de alım güçleri artıyor. Birçok üründe avantajlılar ama dezavantajlı oldukları da kısımlar var. Maalesef Türkiye son yıllarda hani dolarize dendi, fazla dolar üzerinden ticaretin döndüğü bir ekonomi haline geldi. Maalesef eskiden Bayrampaşa'da, Esenler'de on binlerce işçinin çalıştığı tekstil atölyelerimiz vardı. Anadolu'nun birçok ili, mahallesi, Çerkezköy, İstanbul'un çevresi böyleydi. Ama biz de artık tişörtü, gömleği büyük anlamda Çin'de, Endonezya'da dikilmiş ürünleri giyiyoruz. Yani siz bir tekstil ürünü almak istiyorsanız, Euro'nun çok da artmasının, TL karşısında değer kazanmasının pek anlamı kalmıyor anlamda. Özellikle ara sanayi ürünlerde Türkiye'nin hala dışa bir bağımlılığı var. Yani bir anlamda bunu montaj sanayisi olarak değerlendirebiliriz. Evet, Türkiye'de üretilmiş ürünlerde Euro bazında geliri olan dostlarımızın, hemşerilerimizin avantajı var. Olan kısım var, olmayan kısım var. İstersen bunu ilerleyen bölümlerde şey yapalım, özetleyelim. Evet, yani şimdi ben de bu olaya şöyle bakıyorum. Şimdi evet, euro yükseliyor ancak Türkiye'deki fiyatlar yerinde durmuyor. Ne zaman euro, dolar yani döviz Türkiye'de yükselse bakıyoruz ki Türkiye'de yemek fiyatı yükselmiş. Markette, çarşıda, pazarda, gıda ürünlerinde fiyatlar yükselmiş. Ev fiyatları, arsa fiyatları, tarla fiyatları yükselmiş. Araba fiyatları yükselmiş. Çünkü Türkiye'de öyle bir ekonomi var ki euro ya da dolar ya da diğer dövizler ne zaman yükselirse Türkiye'deki fiyatlar da ona göre yükseliyor. Şimdi bir vatandaş Türkiye'de bir araba alacağı zaman zaten vergiler yüksek ama bunun yanı sıra baktığımız zaman vatandaşın alacağı bir örneğin 1 milyon TL ya da 1,5 milyon TL olan bir araba euro 35 liraya geldiğinde 1.550.000 TL oluyor. Otomatik bir şekilde yükseliyor. Çünkü dövize bağlı bir ekonomi sistemi maalesef kurulmuş vaziyette. Şimdi pandemi ardından da Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber zaten Avrupa'da da diğer ülkelerde de maalesef geçim maliyetleri artmış vaziyette. Şimdi bizleri özellikle ana vatanımız Türkiye'den izleyen vatandaşlarımızın şöyle bir algısı var. Ya sen gurbetçisin. Türkiye'ye gittiğin zaman 1.000 euro bozduruyorsun. İstediğin gibi tatilini yapıyorsun, geziyorsun, dolaşıyorsun. Şimdi ben bu yayına çıkmadan önce Türkiye'deki mesela tatil fiyatlarına baktım. Arkadaş daha önce geceliği 50 € olan bir otel 150 € olmuş. Özellikle bu turizm alanında fiyatlar euro arttığında onlar da euro olarak arttırıyorlar. Böyle bir durum var. Türkiye'de zaten tatil yapmak demek büyük bir çile anlamına geldi. Bodrum'da, Marmaris'te, Fethiye'de, Dalaman'da, İzmir'de, Çeşme'de, Datça'da bu tür yerlerde maalesef fiyatlar çıldırmış vaziyette. Geçen bir izleyicimiz videolarımızın altına yorum yapmış, şunu söylüyor. Diyor ki, Side'ye gittim diyor ben geçen sene. Çocuğuma dondurma alacağım dedim. Çocuk istedi diyor. Euro ile dondurmayı satıyorlar. Ya arkadaş, bizim toplumumuzda da bir sıkıntı var. Yani euro yükseldiği zaman ya da döviz yükseldiği zaman gurbetçinin yurt dışında para kazanan insanlarımızın satın alma gücü artmıyor. Böyle bir durum var.